Merhabalar. Largo'yu 2 sene önce İsviçre Lozan'da kurduk ve yapay zekayı kullanarak yeni nesil hikaye anlatımı için araçlar geliştiriyoruz. Ana fokusumuz film endüstrisi ve reklam endüstrisi. Bugün genel olarak film endüstrisi üzerine konuşacağım. Bildiğiniz gibi bir film kreatifin dışında içinde insan kaynakları, finans ve dev bir organizasyonun olduğu bir proje. Ve her film bir senaryo ile başlar ve bu senaryo belli karakterler üzerine inşa edilir ve defalarca değiştirilir. Daha sonra filmin yönetmeni, yapımcısı ve dağıtımcısıyla birlikte bir vizyon oluşturur ve bu vizyon için bir bütçe belirlenir, daha sonra çekimlere geçilir. Pardon, çekimlerden önce oyuncular belirlenir ve çekimlere geçilir. Ve post prodüksiyonda görsel efektler için belli kararlar alınır. Ses efektleri için aynı şekilde başka kararlar alınır. Ve daha sonra bir dağıtım stratejisi belirlenir, gösterim tarihi belirlenir ve ne kadar sinemada gösterileceği gibi bir karar alınır. Gördüğünüz gibi bu çok uzun bir süreç ve bu süreç boyunca birçok önemli karar alınmakta. Biz şuna baktık bu işe ilk başladığımız zaman, endüstride bu kararlar nasıl alınıyor? Bu kararlar için ana karar mekanizması ne? Ve gördüğümüz cevap dünyanın birçok yerinde, hem Hollywood'da hem Türkiye'de ya da Avrupa'da cevap gut feeling, yani içgüdü ve sezgi. Tabii bu belli bir tecrübeden ve pazar bilgisinden geliyor ama genelde bu sezgiler birçok durumda anlaşmıyor. Mesela bu yönetmen, yapımcı ve dağıtımcı arasında ego savaşlarına sebep olabiliyor bu kararların birçoğu. Öte taraftan bugün Netflix ve Amazon yapay zekayı çok güçlü bir şekilde kullanıyor. Teknolojiyi, inovasyonu ve veriyi kullanıyor ve bununla birlikte çok da başarılılar. Netflix ve Amazon tipik Hollywood şirketleri değil, bunlar teknoloji şirketleri ve bütün endüstriyi hakimiyeti altına almış durumdalar. Buradaki ana problem, Netflix ve Amazon'un sahip olduğu teknolojinin endüstrinin diğer oyuncularına açık olmaması. Biz de bu problemi görerek benzer teknolojileri endüstrinin geri kalanı için geliştirdik. Birkaç örnek vereceğim. Burada bizim Hollywood'un 2 büyük stüdyosu için yaptığımız bir çalışmadan örnek göreceksiniz. Bu 2 stüdyonun son 20 yılda çektiği 420 filmi aldık ve bunların kar zarar durumuna baktık. Burada gördüğünüz gibi bu filmlerin yalnızca %60'ı kar etmiş durumda ve geri kalan %40'ın birçoğu çok büyük zararlar, 10 milyonlarca dolar ya da hatta bazıları için 100 milyonlarca dolar diyebileceğimiz oranda çok büyük zararlar etti. Biz şunu yaptık, bu filmlerin senaryolarını alıp bizim sisteme verdik ve şunu sorduk. Senaryoyla birlikte tabii filmin bütçesini ve oyuncularını falan da belirttik yine sisteme ve şunu sorduk. Bu film, her film için bu film kar mı edecek, zarar mı edecek? Ve sistem %82 oranında kar-zarar durumunu doğru bildi. Bu şu anlama geliyor. Hollywood'un en baba şirketlerinin doğruluk oranı %60 oranında. Çünkü onlar bir filmin üretimine, çekimine karar verdikleri zaman kar edeceğinden emin olup karar veriyor ve sadece %60 oranında doğrular. Bizim sistemimiz ise %82 gibi bir doğruluk oranına sahip. Bu %22 oranında Hollywood için bir iyileştirme anlamına geliyor. Peki sistemimiz nasıl çalışıyor? Buradaki ana inovasyon ne? Biz ilk başladığımızda şöyle bir hedef koyduk. Biz filmlerin bir tarifini ortaya çıkarabilir miyiz? Filmlerin
ana ham maddesinin ne olduğunu anlayabilir miyiz? Bu şekilde yola çıktık. Burada gördüğünüz örnekteki gibi mesela bir filmde aksiyonun nasıl değiştiğini anlamak. Nerede arttı, nerede azaldı veya aynı şekilde macera nasıl değişiyor, bilim kurgu nasıl değişiyor. Bunları anlayıp filmin bir haritasını çıkarıyoruz. Burada senaryo örneğinde görüyorsunuz. Yani senaryo üzerinden de bunu yapabiliyoruz metinden anlayarak. Aynı şekilde filmin video versiyonu üzerinden de bunu yapabiliyoruz. Video versiyonunda tabii ki sistem hem görsel özellikleri hem de ses özelliklerini göz önünde bulundurup bu haritalandırmayı çıkarıyor. Bunun yanında filmin genomunu ortaya çıkarıyoruz. Burada genom dediğimiz filmin izleyici perspektifinden nasıl etiketleneceği, bunu anlamaya çalışmak. Çok film daha piyasaya çıkmadan. Direkt örnek üzerinden gidersek sanırım daha anlaşılır olacak. Mesela Pulp Fiction, ucuz roman filminin bizim sistemimiz tarafından bulunan genomuna bakarsak, bulunan genler gangster, drugs, mob, weed, Tarantino, hilarious, sarkazm şeklinde. Filmi izlediyseniz bunların filmi nasıl tanıttığı hakkında fikriniz olacaktır. Mesela burada ilginç olan sistemin bulduğu etiketlerden birisi Tarantino. Burada sisteme Tarantino ile ilgili verilen bir bilgi yok. Sadece senaryoyu veriyoruz. Senaryoda sadece diyaloglar var ve sahnelerin ufak bir tanımlaması. Buradan sistem otomatik olarak burada bu film için önemli olan bir etiketin Tarantino olduğunu buluyor ve bunu doğrudan filmin tarzından otomatik olarak anlayabiliyor. Başka filmlerin gen haritalarına bakarsak, burada Bohemian yeni filmlerden biri, Bohemian Rhapsody. Filmi izlemeyenler için, film Freddie Mercury'yi konu eden bir film. Ve en önemli etiketlere baktığımız zaman filmle doğrudan alakalı şeyler, müzik, müzisyenler, rock and roll, awesome soundtrack, çok iyi film müziği gibi bir etiket bulmuş mesela. Bunu da yine doğrudan senaryo üzerinden tahmin edebiliyor. Veya başka bir örneğe bakarsak Roma filmi, bu da geçen yıl gösterime giren filmlerden biri. Filmi seyrettiyseniz bu genlerin konuyla ne kadar alakalı olduğunu görebilirsiniz. Onun dışında en önemli gen olarak, sistemin en önemli olarak bulduğu gen beautifully filmed, güzel çekilmiş. Bu çok enteresan çünkü burada makineye verdiğimiz input sadece senaryo. Aslında film henüz çekilmemiş makine için. Ona rağmen bulduğu en önemli etiket beautifully filmed. Ve bu film aslında daha sonra Oscar'da en iyi sinematografi ödüllerinden birini aldı. Yani makina senaryodaki bu sahnelerin tanımlamasından bunun aslında çok iyi bir sinematografiye sahip olabileceğini çok önceden görmüş. Burada size filmleri makinayla nasıl tanımlarız? Onunla ilgili birkaç örnek gösterdim. Bunun dışında farklı haritalandırma yöntemlerimiz de var. İkinci adımda bu paternlerden sonuca gidiyoruz. Sisteme ilk öğretme sürecinde şunu yaptık. 30 bin filmin bu paternlerini bulduk ve hangi paternin ne kadar gelir yaptığını gişede bunu öğrettik belli bir süre sonra, belli bir süre. Ve yeterince öğrendikten sonra verdiğiniz herhangi bir filmin senaryo aşamasında otomatik olarak gişeden ne kadar gelir elde edebileceğini çok yüksek bir doğruluk oranıyla tahmin edebiliyor. Bunun dışında hangi senaryonun hangi ülkede daha iyi çalışacağını bulabiliyor veya streaming'de ne kadar başarılı olabileceğini yine bu paternlerden yola çıkarak gösterebiliyor. İşin daha ilginç yanı, bu paternlerle oynayabiliyoruz. Mesela atıyorum, bu senaryoda dramayı %5 oranında arttırırsak sonuç nasıl değişir?
Bu şekilde paternlerle oynayarak aslında hani orijinal fikrin biraz değiştirilerek daha başarılı olup olmayacağına dair sonuç da çıkarabiliyoruz. Ve aynı şekilde sistem yine bu paternlerden yola çıkarak filme hangi aktör, hangi oyuncunun daha iyi fit edeceğini net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Jupiter Ascending, Jupiter Yükseliyor filmi. Bu filmi izleyen var mı bilmiyorum. Evet, seven var mı filmi? Film 2018'de, geçen sene sanırım gösterime girdi. Evet. Filmin bütçesi 176 milyon dolar. Warner Bros. Tarafından çekilen bir film. Ve Amerika'da sadece 47 milyon dolar gişe yaptı. Bu şu anlama geliyor. Film çok büyük bir zarar yaptı. Biz bu filmin senaryosunu alıp bizim sisteme koyduğumuz zaman sistem bunun green light edilmesini istemiyor. Yani çekilmemesini öneriyor. %70 oranında çekilmemesi yönünde bir karar veriyor. Hani senaryo ile birlikte filmin orijinal castingini ve bütçesini, bu tarz dataları da koyduk. Ve filmin geliri ne kadar, gişesi ne kadar olur diye sorduğumuzda da B5 kategorisi veriyor ve bu 39 milyon 60 milyon aralığına denk geliyor ki gerçek sonuçta 47 milyon zaten. Şimdi burada ilginç olan, bu film çok büyük bütçeli bir film. Oyuncu kadrosu çok çok iyi, çok büyük oyuncular var. Ve bilim kurgu filmi, aslında kabaca baktığınız zaman filmin çalışması lazım ama çalışmamış. Bu bizim için bir soruydu. Hani makina bir sonuç çıkarıyor ama neden, hani çalışmayacak diyor ama neden çalışmayacak? Ona baktığımız zaman burada original cast kısmında filmde oynayan 3 ana oyuncuyu görüyorsunuz. Şimdi bizim sistem şöyle bir şey yapıyor. Az önce filmin genomunu çıkarıyoruz dedik. Aynı şekilde aktörlerin, oyuncuların da genomunu çıkarıp iki genom arasında ne kadar eşleşme var, ona bakıyoruz. Bu eşleşme miktarı yüksek oldukça aslında senaryo ve oyuncu arasında iyi bir matching var, sonucunu çıkarabiliyoruz. Sağ tarafta da bizim sistemin önerdiği oyuncular var, aynı karakterler için. Şimdi orijinal oyunculara baktığımız zaman sistemin bulduğu uyumluluk oranı çok düşük. Hep %50'ler civarında. Ve biz hani genel olarak baktığımız zaman %50-60 civarında olan casting uyumluluğunda filmlerin genelde başarısız olduğunu gördük. Mesela Warner Bros. İçin genel yaptığımız bir çalışma, onların 250 filmi arasında başarılı olan filmlerde bizim sistemin bulduğu aktör uyumluluk oranı %81 ortalamasında, başarısız filmlerde ise 60 ortalamasında. Bu açıkça aslında başarısız olan birçok film için ana sebeplerden birisinin yanlış oyuncu seçimi olduğunu gösteriyor. Ve aynı film için şöyle bir şey yaptık. Dedik, hadi bizim sistemin önerdiği oyuncuları koyarsak. Bir de onun dışında mesela hikayeyle ilgili belli değişiklikler de öneriyor sistem. Maceranın %3 oranında arttırılması, dramanın biraz azaltılması ve bilim kurgunun yine biraz arttırılmasını öneriyor. Bu değişiklikleri yapıp tekrar sisteme koyarsak sonuç nasıl olur? Ona baktık. Sol tarafta ilk orijinal filmin sonucunu görüyorsunuz. Sağ tarafta da bu değişikliklerle yeni sonucu. Orijinalde 39-60 aralığını veriyordu Amerikan gişesi için. Yeni parametrelerle elde ettiğimiz gişe 132-207 milyon dolar aralığına çıkıyor. Ve Warner Bros. Büyük ihtimalle bu filmi çekmeye karar verdiği zaman böyle bir bütçe, sağdaki gibi bir bütçe hayal etti. Çünkü başka türlü bu filmi çekmenin en azından onlar açısından bir amacı olmayacaktı. Çok kısaca reklamda da aslında video reklamlarda da aynı süreç var. Orada da bir prodüksiyon süreci var. Sadece sonuç farklı. Hani gişede başarılı olmak yerine izleyicinin ilgisini çekip
ürün satışını sağlamak. Mesela bizim sisteme yine aynı pattern mapping'i reklamlar üzerinde uyguladığımızda da çok ilginç sonuçlar elde ediyoruz. Çok hızlıca bir tane örnek. Gördüğünüz her nokta bir Porsche reklamını temsil ediyor. Ve komedi oranı arttıkça Porsche reklamlarında izleyici etkileşimi azalmış. Yani bu çok net bir korelasyonla ortaya çıkıyor ve bu şu anlama geliyor. Yani Porsche'nin müşterisi reklamlarda komediyi sevmiyor. Ve şeye, maceraya baktığımızda onun mesela doğru bir orantısı var. Biz bu süreci filmin tüm gelişim sürecinde bu şeyi servisi sağlıyoruz. Pre-production'da senaryodan yola çıkıyoruz. Post-production ve distribution'da ise filmin video versiyonlarıyla değerlendirip ondan sonuçlar elde ediyoruz. Bu slide'la sonlandıracağım. Şimdi yapay zekanın film endüstrisinde kullanılması, aslında buna uzun bir süre direnç vardı ve en son Netflix ve Amazon gibi teknoloji şirketleri bu direnci kırdı. Buradaki ana direnç sebebi de acaba yapay zeka insan yaratıcılığını yok eden bir şey mi? Çünkü filmin temelinde yaratıcılık var. Yönetmenler ve senaristlerin oluşturduğu bir kreativite var. Buradaki önemli nokta yapay zekanın endüstriye nasıl gireceği. Veri tabanlı film yapımı olarak mı, veri destekli film yapımı olarak mı? En azından bizim vizyonumuz bunu veri destekli film yapımı olarak sağlamak. Ana kreatif fikri merkeze tutup yapay zekayı bu fikre destek olacak şekilde kullanmak. Teşekkürler.